da dünya turu var. Suriye Ulusal Uzlaşma Bakanı Ali Haydar, Suriye Ulusal ve Devrimci Güçler Koalisyonu Başkanı Muazzel Hatip'in görüşme teklifini olumlu yanıt verdi. İngiliz Guardian gazetesine röportaj veren Suriyeli bakan, üçüncü bir ülkede buluşmaya hazır olduğunu söyledi. İran, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun İran'la nükleer müzakereleri yürüten P5+1 grubuna Türkiye ve Suudi Arabistan'ın da dahil edilmesi teklifini reddetti. İran Meclisi Milli Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı Alaaddin Burucerdi, Türkiye ve Suudi Arabistan'ın müzakereler için yararı dokunmayacağını söyledi. Burucerdi, Türkiye ve Suudi Arabistan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeleri değiller. Davutoğlu'nun neden böyle bir öneride bulunduğunun sebebi belli değil dedi. Çin, 2. Dünya Savaşı'ndan beri dünyanın en büyük ticaret ülkesi unvanına sahip Amerika'nın unvanını elinden aldı. Amerika'yı 2016'da geride bırakacağı hesaplanan Çin, beklentileri erkene çekti. 2009'da Almanya'yı geride bırakarak dünyanın en büyük ihracatçısı olan Çin, 3.87 trilyon dolarlık ticaretle şimdi de dünyanın bir numaralı ticaret ülkesi oldu. Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti 3. nükleer denemesini gerçekleştirdiğini açıkladı. Kore resmi haber ajansı denemenin başarılı bir şekilde gerçekleştirildiğini ve nükleer denemenin Amerika'nın düşmanca tutumuna karşı kendini savunmak amacıyla yapıldığını duyurdu. Amerika nükleer denemenin bir provokasyon olduğunu söylerken Almanya ise yaptırım istedi. İngiltere konuyu Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne taşıyacaklarını açıkladı. İran tüm nükleer silahların yok edilmesi için çağrıda bulundu. Çin, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nin Pekin Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı. Amerika'dan Fransa'nın Mali operasyonuna mali destek geldi. Amerika Başkanı Barack Obama, Mali'de askeri operasyonlarını sürdüren Fransa ve Çad'a Pentagon'un bütçesinden 50 milyon dolarlık askeri destek sağlayacaklarını açıkladı. Mali'deki Fransız birliklerine yardım etmek için 41 uçuş gerçekleştiren Amerika, şimdiye kadar 12 milyon dolar harcadı.